10 Ağustos, 16 Ağustos haftalık burcumuza hoş geldiniz. Değerli koçlar, şunu demek istiyorum. Çok sıkışmış ve kendinizle alakalı yaşadığınız bazı olumsuzlukların verdiği gerginlik hala hem tatil hem bayram evresinden bu yana inanılmaz derecede yordu ve işlerle ilgili belirsizlik de hala ne olacağım, nasıl olacak ve hangi denge birbirine kavuşacak diyorsanız ben bununla ilgili zaten kendi yöneticisindesiniz ve başarı anlamında da hedeflediğiniz eksik noktalarınız en iyi şekilde hayatınızın içerisine girecek. Evet, çok uzun süredir o olacak gibi oluyor, yarım kalıyor, tam konuşacağım diyorsunuz, aksilik oluyor ya. Bu hafta bu hani konuşamama, kendinizi ifade edemediğiniz, düşündüğünüz birçok şey, yöneticiniz, eşiniz, ailenizle alakalı artık konuştuğunuz her şeyin artı sonuçla size getirecek doğru değeri yakalayacaksınız. O yüzden bu hafta konuşmanızı doğru değerlendirdiğinizde işinizle ilgili de olmasını istediğiniz kapıların rahatlığına kavuşmuş olacaksınız. Belki kendini uzun süredir iş anlamında haber bekliyorum ama olmuyor. Hala bir umut yok. Çoluğum, çocuğum, eşim, her şey çok sıkışta diyorsanız güzel bir oluşum var. Bu oluşumu doğru dengeyi kurarsanız da gerçekten iş kapınız hayırda ve aydınlıkta olarak gözüküyor. Son zamanlarda sağlık olarak özellikle kadınsal bölgeniz, bağırsak sisteminiz ve göz enfeksiyonunuz ön planda gözüküyor. Bunları dikkat edelim. Ve evinizle alakalı da oturduğunuz bina ya da oturduğunuz çevreyi değiştirip artık daha sakin bir çevreye gitmek isteyen bazı koçlar. Evet, olabilir. Ama düzeninizin mesafesiyle ilgili özellikle burada biri istemiyor. Aslında doğru bir düşüncedesiniz. Biraz daha sakin bir enerjiye ihtiyacınız var ama hayatınızdaki kişi ya da aileniz maddi olarak bazı şeyleri başaramamaktan korktuğu için bunu biraz daha zaman var ama bir güzel bir ev alma fikri var bazı koç burçlarında. Özellikle bu hafta bununla ilgili gelişmeler, bununla alakalı çözmek istediğiniz güzellikler olumlu evrede sizin hayatınıza geçiş sağlayacak. Dostlarla vakit geçirip yapmak istediğiniz bazı planlarınız var da gerçekten geçtiğimiz hafta güzel paralar harcadınız. Şu an dostunuzdan çok kredileriniz, borçlarınız, faturalarınızı halledelim. Bazı koç burçlarında da bir fikirle gelen, çok sevdiğiniz bir dostunuz bir fikir, şunu yapalım diyen kişiyi biraz dikkate alırsanız ve biraz araştırırsanız bu size çok artı bir kazanç sağlayacak. O yüzden bence bu hafta gelecek alternatif işlerim, bulunduğumuz iş yerinizle alakalı belirsizlikler netliğe kavuşacağı için yani aceleci ve net konuşmaları zaten koç kendi evinde yani Mars'ta ve siz artık aşamayacağınız ve önü problemli olan her şeyi çok rahatlıkla halledeceksiniz. Bence lütfen rica ediyorum. Yapmanız gereken tek şey netlik ve plan ve program. Özellikle evinizde bambu almanızı istiyorum. Hep böyle bir şanssızlığım var diyorsunuz ya, iş yerinize, evinize ya da niyetle alın bambunuzu mutlaka. Ne bileyim, bekarsanız evlenmek için, istediğiniz ilişkiyle evlenmek istiyorsanız bambu alın. Yani 3 tane alın, 3 dilek tutun. Ama bambu sizin evinizin bereketi için. Özellikle de bu hafta çok uğurlu bir hafta. Bambu ile bu enerjiyi değiştirebilir ve daha bereketli noktaya ulaşacağınıza inanıyorum. Yükselen ve ay burcunuzu ve dinlemenizi neden istiyorum? Hani belki Koç burcunda göremediğiniz enerji yükselen ve ay burcunuzda farklı bir uyarı olabilir ve bu uyarıyla bütünleştirebilirsiniz. Mutlu haftalar, keyifli haftalar olsun diliyorum.